tavsiye et. Evet. Hatırlarım yani Ankara'da gazeteciliğe başladığım o 17, 18, 19 yıllarda yaşlarda baba gündüz beni çektiği bir gün Hıncal dedi Ankara'da şeyimiz yok. Bize bilgi verecek insan yok. Gözüne çarpan bir futbolcu olursa bana tavsiye et. Baba gündüz söylüyor. Baba gündüz bana. Yani böyle bir <laughs> 6-7 ay scoutluk yaptım. Tavsiye edecek kimseyi de bulamadım. kaldı bu. Tavsiye ediyorsun, onu alırlarsa sen de komisyon alıyorsun falan filan. Bunun dışında hiçbir iş yapmamış bir adamı getirdiler. E ne yapacak bu? Hiçbir iş, yanarda hiçbir iş yapmamış adam, hoca, yukarıda hiçbir iş yapmamış Sensi bile de sportif direktör. Sportif direktör. Şimdi tabii mucizeler var. Her şeyde olduğu gibi mucizeler var. Gordon Mill de böyle gelmişti Türkiye. Bir tek tek direktörlüğü yokken Türkiye'ye geldi. Beşiktaş'ı üst üste üç kere şampiyon yaptı. Öyle. Böyle örnekler var. Var. Ama çok denk gelmiyor tabii. Ama yani o zaman güçlü güçlü yönetimler var. Tabii. Gordon Mill geldiği gün dokunup da bir işte şampiyon yapmak Çok kötü günler yaşadı. Ama arkasında sağlam durabilecek bir yönetim vardı. Tuttu. Süleyman Seba vardı. Tabii tuttu. Öyle Gordon Gordon Mee. Ali Koç ilk hadi Allah kokuyla komoliyi gönderdi. Şimdi bakıyorum. Fenerbahçe'nde, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da işim o yüzlere Yani bunları şimdiye kadar kimse görmemiş. Bunlar da kendilerinin farkında olmamışlar. Ama meğerse işlerinde bir cevher varmış. Ee, şimdi herkes Göztepe maçı Torrent'in son maçı olur mu diye konuşmaya başladı. Bu şartlarda görev yapmak da çok zor tabii. Bu arada Okan Hoca'nın hani bana bir teklif gelirse ha, hayatım, hayır deme yok olacak diyorlardı. Her hafta benzer bir evet, söylem var. Yani bu gazeteler gazete değil. Bu gazetelerde oturulduğu yerde palavrayla doluyor. Kim ne maçı var Galatasaray'ın kaç bu Puan cepteninde Galatasaray'la şeyin puan farkı kaç? 6 puan. Bu hafta son maç olacak. Bir şey olmuyor o maçta Galatasaray. Şimdi Göztepe maçı. Ama bu arada da küme düşme hattıyla aralar iyice kapanıyor. 3 puan. Göztepe maçı 3 puanlık maç değil 6 puanlık maç. Göztepe de küme düşmez sana Tabii tabii. 27 puanda 29 27. Hat 26. Ama Göztepe'nin de doğru düz bir futbol oynadığı. Bir ara bir çıkış yakalamışlardı. Zor işler. Ee, he. Şimdi geçtiğimiz haftanın belki de son dönemin en keyifli maçlarından biriydi Adana Demirspor Beşiktaş maçı. Yani biz bitmesini istedik açıkçası. Ee, çok yüklendi özellikle son yarım saatte Adana Demirspor beraberliği buldu. Galibiyeti yetmedi. Bir birlik beraberlik var. Beşiktaş da eksiklerine rağmen direndi. Böyle bir görüntü. Ee, ama bir seyirci olarak keyif aldık mı? Aldık ben kendi adımı aldım. Bitmesini istedim. Ben. Neden? E çünkü Bilmiyorum. oraya gidiyor, oraya gidiyor. Oraya gidiyor e orta e sahalar e da yok. Heyecanı hasret kalmışız Tabii, Otursun, tabii, tabii, tabii. Durarak, uyuyarak, yatarak o işleri seyretmekten grana geldik. Nefret ettik futbolda. Birden koşuşturan adamlar gördük. Şırpıran adamlar Hakikaten gördük. Hakikaten öyle. Biz o pozisyona göre bu pozisyona göre. Onları gördük. Ama futbolun kalitesi yani. nereden bakarsan bak dört buçuktan beş. Beş buçuk değil katya. Ama heyecanlı maç. Yine de biz bundan razıyız. Ben kendi adıma böylesi tamam derim yani. Hemen elini sıkarım. Orada bizim Caner'le seyrediyoruz. En iyi ki dedim Caner düşünüyor. Görmüyor musun En iyi oyuncusu Balotelli dedim. Adam öylesine goller kaçırdı ki akıl almaz. İtalyan milli takımına yeniden çağrılmaz. Söz konusu belki de çağrılmıştır. Çağrıldı. Balotelli ne goller kaçırdı. Bir de harika golü de Offside'de aval aval baktığı için iptal ettirdi. Bunların iyi oyuncunuz mu olur dedi mi? Size puanı veren Balotelli. Yani Balotelli kenardaki adam fark edip daha erken oyunlar alsaydı maç ne olurdu bilmiyorum. Çünkü Balotelli öyle bir oyuncu ki kafasını kaldıran Adana Demirsporlu Balotelli'yi görünce ona atıyordu top. Balotelli olmasa ona atmayacak ve o top kaybolmayacak. Adana Demirspor'un en çok top kaybeden adamı Balotelli. Ama maç heyecanlı. Evet. Hepimiz heyecanlandık. E, Buna razı olduk biz yani. ben tamamım. sadece heyecanla razı olduk. Kaliteden e. vazgeçtik. Şimdi o maçtan sonra Murat Sancak e, hakem camiasındaki FETÖ'cüleri temizleyin diye bir e, isyanda bulundu. Tabi bunlar ciddi ağır ithamlar, önemli ithamlar. E, Üzerine de hemen e, federasyon şey yapmış e, savcılığa başvurmuş bu bir e, önemli iddia çünkü e, araştırılması peşinden gidilmesi gereken e, ne dersiniz bu konuda? Şimdi tabii itham hakikaten a yani maçı kazanmamızı hakem önledi. Değil mi Murat Niye önlemiş? FETÖ'cü olduğu için. Niye FETÖ'cü hakem Beşiktaş'ı tutuyor? Belki ondan çok kaos yaratmak için olabilir yani. Hani bir takımı tutmak adına değil de. Çok, sen çok iyi niyetlisin. <laughs> yani Beşiktaş Kulübü Başkanı da dava etmeli. Ahmet Nurçevi zaten... Hakem'in bizi tuttuğunu iddia ediyorsan... Bütün Beşiktaş yönetimi de okkanın altına gidiyor. Kimmiş bakalım benim mi? Yönetimimdeki felçiler onu da açıklayacaksın. Deyip o da savcılığa gitmeliydi. Ben o zaman Ahmet Nur yerinde giderdim. Ama sevgili anneler, ama Tahir Kıran diye bir örnek palavra bir cezayla kimsenin de haberi yok. Yazmadı bile. Verilmiş cezası, verilmiş haberi yok. Para var. 3500 lira mı yani. Para var 25 bin lira galiba. Yani bir yemek masasında bahşiş de bıraktığı parayı ceza diye Tahir kalan kesmişler. Cüneyt Çakır'a palavra maçlar veriyor. Bütün büyük hakemler palavra maçlar. Üç büyüklerin maçlarına genç hakemleri veriyorlar. Giderse onlar gitsin hiç olmazsa.